Buradaki amacım yeni aktinobakteri türlerini keşfetmek. Çünkü burası dünyanın birçok alanına göre ekstrem fiziko-kimyasal habitat özellikleri taşıyor. Çok düşük sıcaklıklar görülebiliyor. Besin miktarı çok az. Ben de burada Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki arkadaşlarımla beraber hazırladığımız projede yeni aktinobakteri türlerini keşfedip bu bakteri türlerinin akvakültürde probiyotik olarak kullanılabilirliğini, akvakültürdeki patojenlere karşı antimikrobiyal madde üretim potansiyellerini keşfetmeyi amaçlıyorum. Aktinobakteriler demişken aslında bu bakterilerden kısaca bahsetmem gerekiyor. Çok teknik gelebilir ama herkesin tanıyabileceği bir özellikleri var. Yağmur sonrası hepimizin hoşuna giden bir toprak kokusu gelir. Aslında bu toprak kokusu aktinobakterilerin, daha doğrusu birçok aktinobakterinin ürettiği bir kimyasaldan kaynaklanır. Geosmin adı verilen bir maddeden kaynaklanır. O yüzden aktinobakterileri bu özelliklerinden dolayı birçok kişinin unutmadığını, hatırlayabildiğini düşünüyorum. Çok daha önemli bir özellikleri daha var. Bu bakteriler bugün klinikte kullanılan birçok antibiyotiğin, birçok antikanser bileşiğin kaynak organizması. Yani bu organizmaları küçük fabrikalar gibi düşünebiliriz. Bu fabrikalar antimikrobiyal madde üretebiliyor, antikanser ilaç üretebiliyor, endüstride kullanılabilen birçok enzimi üretebiliyor. O yüzden aktinobakteriler biyoteknolojik açıdan önemli bir bakteri grubu olduğu için biz bu projede yeni aktinobakteri türlerini henüz hiç çalışılmamış bir alan olan Horseshoe Adası'nın toprak, sediment ve su örneklerinden izole ederek hem literatüre kazandırmayı hem de bu organizmaların biyoteknolojik potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Neden yeni aktinobakteri türlerini keşfediyoruz? Yani literatüre bunları ilk biz kazandırmış olacağız. İlk biz isimlendirmiş olacağız. Ama daha önemli bir özelliği var yeni bir bakteri türünün. Özellikle bu bir yeni aktinobakteri türü ise. Yeni bakteri türü eşittir yeni bir bileşik diyebiliriz. Yeni bir biyoaktif madde diyebiliriz. Yeni bir antibiyotik, yeni bir antikanser madde, yeni bir antiviral madde diyebiliriz. Çünkü her organizmanın genetik potansiyeli farklıdır. Biz burada izole edeceğimiz mikroorganizmaların metabolik potansiyelini tüm genom dizileme yaparak, tüm genom analizi yaparak da ortaya koyacağız. Böylece izole ettiğimiz mikroorganizmanın bu zor koşullarda hayatta kalabilmek için üretebildiği farklı eşsiz molekülleri de genom dizisine bakarak öngörebileceğiz. Yeni ilaç öncülü olabilecek bileşiklerin keşfi için birçok çalışma yapılıyor. Özellikle doğal ürünlerin yani bitkisel kaynaklardan ya da mikrobiyal kaynaklardan ilaç öncülü olabilecek moleküller üzerine birçok çalışma yapılıyor. Mikroorganizmalar açısından baktığımızda biraz önce de dediğimiz gibi yeni mikroorganizma, yeni bakteri türü farklı bir metabolik potansiyel ve farklı bileşikler, farklı moleküller anlamına gelebilmektedir. O yüzden özellikle de ekstrem ortamlardan yani düşük sıcaklığa sahip ortamlardan, yüksek sıcaklığa sahip ortamlardan ya da asidik, bazik ortamlardan yeni türlerin keşfine yönelik birçok çalışma yapılıyor. Burada olmamızın nedeni de Horseshoe Adası'ndan şimdiye kadar yeni aktinobakteri türlerinin keşfi üzerine ya da şöyle diyelim antimikrobiyal madde ya da biyoaktif madde üreticisi yeni türlerin izolasyonu üzerine henüz bir çalışma yapılmamış. Yeni aktinobakteri türleri üzerine henüz bir çalışma yapılmamış. O yüzden bir ortamın, bir ekosistemin mikrobiyal kaynakları o ortamın maden kaynakları kadar, en az maden kaynakları kadar değerlidir. Çünkü genetik potansiyelini, genetik kaynaklarını ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu genetik kaynaklarından da ileride biyoteknolojik ilaç öncülü olabilecek moleküller izole edebileceğiz. Ya da endüstride kullanabileceğimiz enzimleri izole edebileceğiz. Bu minik fabrikaları aslında hem Türkiye ekonomisine hem de dünya bilimine kazandırmayı amaçlıyoruz.